işi herhalde öbür taraf yüzeyi ondan yaptı. Arkadan dolandıracak büyük bir ihtimal olabilir mi? Yemeğimiz burada. Konya Aksaray yolunun Kızören mevkisinde bulunan Obrukhan'a geldik. Burada Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kervansaray otel haline dönüştürülmüş. Burası bu İpek yolunun ilk otellerinden biri kervansaray. Civarda Beyaz Ev, Satranç Sahası, Obruk Gölü, Obruk Pazarı gibi çeşitli binalarla süslenmiş. Şu anda giriş yaptığımız yerde Selçuklu Sekizgeni Meydanı bulunmaktadır. Bu Selçuklu Sekizgeni Meydanı'nın şefkat, sabretmek, doğruluk, sadakat, cömertlik, şükretmek, sır tutmak, merhamet gibi Selçuklu Yıldız'ın motifiyle süslenmiş olan bu yer. Zarif sanatı ve derin matematiksel bilgisiyle yoğrulmuş, zamanın ötesine geçen bir güzellik sunar. Bu ha, öyle mi? Her birinde bir şükretmek teması. Evet, şükretmek sabretmek teması. Her birinde bir farklı öğreti. Yani. Evet, örneğin bacım bundan sır tutmak. Oo. Sır tutmak. Çok güzel. Tüm dillerde yazılmış değil çok mi? Bakın. Çok güzel ya, evet. Kore, Japon, Çin, Yunan, Fransız, İngiliz bütün dillerde arkadaşlar yazılmış. Evet, güzel olmuş. Sekizgen şeyi de var, yıldızı da var. Sekiz, evet. Güzel çıktı motifi. Bu sadakat. Sadakat, ooo. Ooo, en güzeli de bu. Sadakat çok önemli. Ama her biri ne kadar önemli değil mi? Çok güzel adlandırmışlar bunları da. Hayatımızdaki önemli öğretilerden. Biri herhalde giriş yönümüz bu taraf. Evet, devam ilerleyelim. Devam. Etrafta da bitkilerle süslenmiş. Yazın herhalde çok güzel lavanta bitkileriyle. Evet. Güzel kokular saçtığına inanıyorum. İçeriye doğru ilerleyelim. Bakalım neler görüşeceğiz. Göreceğiz. Obruk Kervansaray Müzeyim Otel girişindeyiz. Çok güzel bir kervansaray değil mi? Yapılmış çeşmesi. İnşallah su güzel mi ki acaba, içelim. Oo, harika suyu da var. Evet, içeriye girince çekimlerimize devam ediyoruz. Önce izinlerimizi alalım. O da dostumuz. Evet, şu anda kervansarayımızdan içeriye giriyoruz. Arkadaşlarımız var. Çok güzel bir salon. Çok güzel döşenmiş arkadaşlar. Orijinal merdiven, ahşap. Belki çok eskidir. Bunun şeyini öğreneceğiz. Sonradan yapılmış bir lift, asansör. Eski arkadaşlar. Kapılar büyük bir ihtimalle orijinal Osmanlı.
Edep kapısından geçiyoruz orada. Otelimiz doluydu, hafta sonu fulldu. Şimdi arkadaşlarımız temizliğini yapıyorlar. Çok güzel. Burası resepsiyon odamız. Misafirlerimizin check-in, check-out işlemlerini burada yapıyoruz. Burada gördüğümüz her bir dolap, her bir eser en az 250-350 ahşap gördüğümüz. Odalara girişte kullanılan yerler, ahşapları da daha iyi görüyoruz. Onlar 250-350. Burada çok büyük bir malzememiz var. Her şey orada hazırlanmış. Her odamızın kapısı da aynı şekilde 250-350 kapılar var. Özel bir kilit sistemi yaptık kapılara. Yani tarif ettim. Evet. Burası en dingin otel yani şeyin hissinin en dingin, en sakin olan bölümü. Biz 5 bölü üzerine hizmet veriyoruz. Bütün konseptlerimiz öyle. Evet. Duyma, müzik bizim için çok önemli. Koku, aldığımız kokular. Başka bir yerde duyarsanız eğer bizi hatırlayın diye özel yapılmış kokular. Dokunmanızı istiyoruz. Duymanızı, görmenizi, tatmanızı istiyoruz. Çok çok güzel. Şurada bakın. Bir makinemiz vardır. İçinde özel Amerika'nın en ünlü parfüm ustasının hazırladığı özel kokular burada evet. Duyarsınız. Tuvaletlerimizde ne vardır genel tuvaletlerimizde? Burada burası da aynı şekilde. Bütün odalarımızın isimleri çiçek üzerine evet. Girişleri 102 gül örneğin. Burası Queen odalarımızdan bir tanesi. Dediğim gibi hazırlık yapılıyor o yüzden biraz dağınık kusurumuza bakmayın. Hava temizliğini. Kalan konseptimiz var. Camlarımız, akıllı camlarımız. İstediğimiz zaman dışarısı görünür. İstediğimiz... Ve çok güzel bir. Var, çok güzel. Bu şekilde camlarımızda. Hayal kırıklığı, hayal kırıklığı. Kolay gelsin. Sizi de tanımak istiyoruz. Ben Mehmet Demircioğlu ben. Evet. Aşağı yukarı 15 senedir turizm sektöründeyim. Normalde filmciydim, yapımcıydım. Oo çok güzel. Cem Kınay aile dostumuzdur. Onun teşvikiyle turizme girdik. Ben de onunla beraber. Çok güzel. Tebrik ediyoruz. Sizin önderliğinizde harika bir tesis olmuş. Duyduğumuz, işittiğimiz, ilgilendiğimiz kadar çok güzel. Çok beğendik. Çok harika. Her odamızda hem limanlı cihazımız hem de Dyson havalandırma cihazlarımız var. Çünkü yapı itibariyle penceremiz yok gördüğünüz gibi. Çok rutubeti alıyoruz. Kışın evet. Sıcak, yazın soğuk, serin oluyor içerisi. Ama isteyen misafirlerimiz olabilir diye makinelerimizi yüzüne de koyduk. Havalandırabiliyoruz da yani. Her şey düşünülmüş. Suit odalarımızın havlu takımları da farklıdır. Terlikleri de farklıdır. Metrekaresi de farklı gördüğünüz gibi ama diğer odalardaki gibi buzdolabı, televizyonu hep sahiptir. Şey, yatak başlarımız da bakın hepsi özel kapılardan yapılıyor. Bunlar da bunların o zamanlardan çıktı. Çok ince düşünülmüş her şey. Belma'cığım buradaki havalandırma harika. Bu küçük güvercinlerle birlikte. Evet, evet. Mermer çok harika yakışmış. Biz 12 arkadaşımız, daha önce hiçbir sektörde tecrübesi olmayan 18-19 yaşında arkadaşlarımız. Onları aldık 3 ay, 3,5 ay burada. Eğitim verdik, hala devam ediyoruz eğitimlerine.
turizmi öğreniyorlar, garsonluğu öğreniyorlar, kahve yapmayı öğreniyorlar, housekeeping'i öğreniyorlar. Okul gibi de oldu. Evet. Ben de kapılar beğenmedim, çok evet, hoşuma gitti. Her şey çok güzel. Ya müthiş kar yağarken düşünebiliyor musun? Evet. Çok romantik bir atmosfer de var. Burada mesela diyelim ki burada kalıyorsunuz. Bu içeride duruyor. Bunu kapınıza astığınızda... Temizlensin. Temizlensin. Evet. Evet, süpürge onun şeyidir. Evet. Evet, ondan dolayı. Yani non do not disturb. Kahvaltı olabilir mi? Şimdi şöyle oluyor efendim. Hafta arası serpme kahvaltı. Evet. Rezervasyona göre 10 kişinin üstüne rezervasyon aldıysak eğer o zaman açık büfe kahvaltı. Daha güzel. Evet. Siz açık büfe kahvaltıdan istediklerinizi alıyorsunuz. Biz üstüne bir de sıcaklarımızı getiriyoruz. Börek çeşitli, pişi, işte sucuklu ya da pastırmalı yumurta ne istiyorsanız. Bir şey deneyecek. 7-8 çeşit reçelimiz, kendi hazırladığımız, özel obruk ballarımız, Ezine'den gelen peynirlerimiz, Kastamonu'dan gelen pastırmamız, Kayseri'den sucuğumuz, buna önem veriyoruz. Köyden de yumurtalarımız geliyor. Pazarlardan da sebzelerimizi toparlıyoruz. Domatesiydi, biberi, rokasıydı, perasıydı, maydanozuydu. Aynen. Tabii ki. Sadece rezervasyon yaptığımız gibi. Evet, bir gün önceden yaparız. Evet, iki hazırlığımız yapalım biz de. Bazen çok kalabalık, çok dolu oluyoruz, alamıyoruz. Bir de şimdi kış mevsimi. Dışarıda durmak da biraz zor. İçeride bağlıyoruz misafirlerimizi. Hani duruma göre, güne göre bir ayarlama yapıyoruz. Bütün Konyalı dostlarımız da her pazar burada buluşuyoruz. Bütün aileler buraya. Değil mi? Çok güzel bir yer. Herkesin buradaki lezzetleri, bu görüntüyü tatması. Elinize sağlık. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Güzel olmuş. Çok teşekkürler. Güzel çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Kolay kolay da bekliyoruz. Evet, inşallah. Dostlar. Evet, bunlar Koku Müzesi'nin kokularımız gördüğünüz yeri. Ekmek kokusu, insan vücudunu güzelleştiren kokular. Her bir koku şişesinin bir anlamı var burada. Gördüğünüz gibi. Burada da Selçuklu devrine ait çanak, çömlek, çeşitli küpler, ayak yıkama kaseleri, çeşitli ibrikler, yöresel Selçuklu ve Osmanlı'da kullanılan havanlar, çeşitli ürünlerin sergilendiği bir oda olarak bu kervansarayın içerisinde yapılmış. Halı dokuma tezgahımız. Konya o tarafta kalıyor, Aksaray bölgesi. Çok güzel belediye düzenlemiş. Eskiden burada büyük bir su birikintisi, krater varmış. Şu anda da var. Var mı su? Var. Aa, çok güzel. Evet, güzel. Hep birlikte gidelim.
birikintisi. Kervansaray yani çok güzel. Yani o gününe bir bakalım. Haydi. Evet. Bence çok güzel bir bölgedeyiz. Kervansaray. Tarih, modern, tarih. Her şey birleşmiş. Tarihi bir atmosferde, modern bir asansör. Güzel. Müzeye ne diyorsunuz? Bir müze otel zaten biliyorsun. Müzik de çok güzeldi. Şey mi bu? Candan Erçetin. Evet. Sıfır. Asansörün içerisinde ikimiziz. Arkamızı nereye verelim? Buraya bence. Evet, evet. Güzel iniyoruz. Güzel bir gezi oldu. Cumhuriyet çok güzel Bayramı kutlu bir gezi oldu. Oldu. Evet. Bu sana Cumhuriyet Bayramı hediyesi bu gezi. Evet. İyi ki Cumhuriyet'te doğduk, Cumhuriyet'le büyüdük. Evet, güzel bir şey. Kapı çok hoşuma gitti. Harika bir otel. Herkes mutlaka görmeli.